Maşallah. Maşallah. Havalimanından buraya kadar caddenin sağ solu bugün bir başka. Coşku bir başka. Elhamdülillah. Bugünleri Van'da gördük. İnşallah daha iyi olacak. Hiç endişeniz olmasın. Beşer planında hiçbir insanın önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve sücutta eğildik. Kardeşlerim, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Van'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Siirt'ten size selamlar. Orada da muhteşem bir katılım vardı. Ve gecikmeli geldik, hakkınızı helal edin. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Van teşkilatlarımızda vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. 6. olağan kongremizin partimiz için, Van'ımızla birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Van 16 Nisan halk oylamasında %43'lük evet oranıyla maalesef beklediğimizin ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki bizim Van'dan beklentimiz çok daha yüksekti. Türkiye için neler yaptığımızın, Van'a da hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi sizsiniz. Ama görüyorum ki 16 Nisan'dan sonra bugün Van bir başka. İşte bakın, depremin ardından Van'a 30 bin konut inşa ederek altyapısıyla, üst yapısıyla, baştan sona tüm eksiklerini gidererek nasıl yeniden ayağa kaldırdığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Kışın rahat etmeniz için doğalgazı Edremit'e kadar getirdik. Yani şu anda bu Edremit doğalgazı gördü. Öyle mi? Niye? Yahu Hans'ın, Helga'nın doğalgaz kullanmak hakkı da benim Edremit'teki kardeşimin doğalgaz kullanmak hakkı değil mi? Demek ki hiçbir ayrım yapmaksızın bu hassasiyeti gösteren biziz. Şimdi sırada Erciş var. İnşallah Erciş'e de doğalgazı götüreceğiz. Doğalgaz Tuşba'daki Kalecik deprem konutlarında zaten vardı. Akköprü deprem konutlarında da inşallah yakında kullanılmaya başlanacak. Fekih Teyran'ın, Seyyid Fehim Arvasi'nin, Mir Hasan Veli'nin mirasına bizim sahip çıktığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Bölge edebiyatının ve tasavvufumuzun sembol isimleri Ahmed Yani'nin, Meleği Ciziri'nin, Fekih Teyran'ın, Meleği Batı'nın divanlarını ve eserlerini Kültür Bakanlığımıza bastırarak
ebedileştirdiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Bölücü örgüt ve uzantısı olan yapılar, çeşitli isimler, çeşitli kılıklar altında Van'ın adeta iliğini emerken biz hep Vanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Onların dertlerine derman olduk. Terör örgütü çocuklarımızı sokaklarda bozuk para gibi harcamaya çalışırken biz sağladığımız eğitim, spor, kültür, sağlık hizmetleriyle onlara aydınlık bir gelecek kurmanın mücadelesini veriyorduk. İşte buyurun, şu Nur Tatar kapalı spor salonu bunun ispatı değil mi? Ah kardeşlerim, bizden öyle böyle bir salon var mıydı? Şu salonun ihtişamına bak. Şimdi inşallah depremde zarar gören Van'a stadyumu da inşallah yapacağız. Bugün Gençlik Spor Bakanımla onu da konuştuk. İnşallah Van'a yakışan bir stadyumu da Van'da gerçekleştireceğiz. Bugün Suriye'de okul sıralarında eğitim alması gereken çocukları ellerine silah tutuşturup kurşunların önüne sürenler aynısını burada yapamamışlarsa bizim dikkatimiz ve dirayetimiz sayesindedir. 15 Temmuz'un ardından 5 yol meydanında demokrasi nöbeti tutan Vanlı kardeşlerimizin muhabbetini, sevgisini, Kadir Şinaslığını da asla unutmadık. Vanlıyam, Şanlıyam, Kılıcı Kanlıyam, özüm sözüm hep birdir, men bu yurda bağlıyam. Evet, özü sözü bir olan Vanlı kardeşlerimizin bu yurda bağlılığı işte böyle türkülerle nakşedilmiştir. Terör örgütünün zulmünden kurtulmuş bir şehrin her alanda nasıl gelişebileceğinin ticaretiyle, turizmiyle, sanayisiyle nasıl ayağa kalkabileceğinin en güzel örneği işte hepimizin gözü önündedir. İnşallah. Bakın geçen yıl turizmde Van adeta patlama yaşadı. Şimdi ben diyorum ki Van'ın parası olanları gelin Van'da otellerin sayısını artıralım. Zira İran işte daha yeni İran Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Ankara'daydı. Konuştuk. Dediler ki biz Van'a turist gönderiyoruz. Şurada son 15 günde düşünebiliyor musunuz? Değerli kardeşlerim, gelen turist sayısı 169 bin 15 günde. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek biz altyapımızı yaparsak, biz hazırlığımızı yaparsak, evet, İran'dan Van'a, Ağrı'ya, Iğdır'a çok gelecek insan var. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç bize bir sıkıntı olduğunu, kendimizi Vanlı kardeşlerimize yeteri kadar anlatamadığımızı gösteriyor. İnşallah bu kongremizle birlikte Van'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Artık hep birlikte daha çok çalışacağız. Van'da çalmadık kapı bırakmayacağız. Evet. Şimdi ben ana kademeye sesleniyorum. Şöyle ana kademe bir kalksın bakalım. Bir görelim ana kademeyi. Ana kademe 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Maşallah. Daha gür. Hazır mıyız? Şimdi kadın kollarına sesleniyorum. Buyurun. Kadın kolları 2019'a kadar her eve girmeye,
her gönüle dokunmaya hazır mıyız? Maşallah, barekallah. Gençlik kolları nerede? ...2019'a kadar... liselerden üniversitelere kadar tüm gençlerimize ulaşarak onları kucaklamaya hazır mıyız? Bitti bu iş ya. Rabbim hepinizden razı olsun. Buradaki coşkuyu 2019'un Mart ayındaki belediye başkanlığı, Kasım ayındaki milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar sürdürmenizi bekliyorum. Tamam? Kardeşlerim, AK Parti Türkiye'nin 81 vilayetinin, 81 milyon vatandaşımızın her birinin partisidir. Şimdi biz tabii son Hatay'daki kongremizden sonra biliyorsunuz sınıra gittik. Sınıra. Reyhanlı'ya ve orada İbrahim Tatlıses sağ olsun coştu. Ama yaylalar biliyorsunuz askerin türküsüdür. Ama o yaylalarda bırakmadı. Ne dedi? Afrin'i dolaş da gel. Orada da bırakmadı, Münbiç'i dolaş da gel dedi. Kardeşlerim, evelallah biz önce Fırat Kalkanı harekatıyla bir adım attık mı? Attık. Fırat Kalkanı harekatından sonra Afrin'le ilgili adımımızı attık mı? Ve ne dedik? Durmak yok. Buradaki mazlumların ahını dindirene kadar devam. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatandaşlarımızın kabahatini onlarda değil. Biz aslında kendimizde arıyoruz. Bakın Afrin'de değerli kardeşlerim, şu an itibariyle gelinen nokta nedir? Afrin'de bugün son rakamları aldım. 4017 teröristi etkisiz hale getirdik. Ayrıca Kuzey Irak'ta 323 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik. Söyledik ya, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te inlerine gireceğiz. Neresi olursa olsun durmak yok, yola devam dedik. Çünkü benim Vallı kardeşime rahat vermeyen, onlara huzur vermeyen, bırakmayan bu teröristleri evelallah
biz er veya geç bitireceğiz. Sonuna kadar. Şimdi kardeşlerim, şu anda buradan hep beraber öyle bir tekrarlayalım ki Van Gölü'nün öteki kıyısında Ahlat'tan, Tatvan'dan dayı duyusun. Öyle bir yürekten aykıralım ki Van'ın kardeşleri Urumiye'den, Hoy'dan, Nahçıvan'dan duyulsun. Öyle bir inançla söyleyelim ki Kandil'dekilerin, Sincar'dakilerin, Haseke'dekilerin, Münbiç'tekilerin yürekleri titresin. Buradan, Van'dan öyle bir mesaj verelim ki Elbap'taki, Afrin'deki, her nerede mücadele ediyorlarsa oradaki kahramanlarımıza moral olsun. Hazır mıyız? Tek millet, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Gürcüsüyle, Boşnağıyla, Lazıyla, 81 milyon tek millet. Biz birliğimizi hep beraber, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı sıkı tutarsak ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti bölemezler, bu ülkeyi parçalayamazlar. Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz. Şu köken bu köken, şu mezhep bu mezhep diye böldükleri toplumları nasıl perişan ettiklerini, nasıl geleceğini kararttıklarını sizler de takip ediyorsunuz. Hamdolsun, üzerimizde oynanan tüm oyunlara rağmen biz bu tuzağa düşmedik. İnşallah düşmeyeceğiz. İkincisi, tek bayrak. Bayrağımızın ihtişamını görüyorsunuz. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın bir eşi yok. Şehitlerimizin son nefeslerini verirken hangi kökenden, hangi bölgeden, hangi meşrepten olduklarına bakmıyorlardı. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na ve son dönemdeki terörle mücadelemize kadar şehitlerimiz sadece ve sadece kime karşı mücadele ettiklerine, ne uğrunda canlarını verdiklerine bakıyorlardı. Ve geliyorum üçüncüsüne. Üçüncüsü ne? Tek vatan. Türkiye 780 bin kilometre kare toprağıyla tek parçadır. Bölemeyecekler. Tamam. Koskoca bir imparatorluktan elimizde kalan bu son vatan parçasının tek bir karış toprağını, tek bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyiz. Ve tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş. Ne FETÖ'nün paralel devletine, ne bölücü örgütün özellik hevesine yer yoktur. Bu devletin sınırları içinde ve dışında yaşayan tüm insanları aynı haklara sahip, aynı fırsatlara sahip, birinci sınıf birey olarak kamunun tüm imkanlarını aynı ölçüde kullanabilen vatandaşlar olarak gördük. Kim ki bu ülkenin herhangi bir bireyini kökeninden, inancından, meşrebinden, sosyal veya siyasi tercihlerinden dolayı ötekileştirmeye kalkarsa karşısında önce beni, benimle birlikte devletimizi bulur. Biz ömrümüzü işte bu tür ayrımcılıklarla mücadeleye adadık. Türkiye'yi demokraside, insan haklarında,
özgürlüklerde, ekonomik refah konusunda geldiği yerin gerisine götürmeye yönelik hiçbir niyete, hiçbir girişime en küçük bir müsamahamız yoktur. Olmayacaktır. Milletimizin tamamının hakkını ve hukukunu korumak için işte bu demokrasi düşmanlarıyla, özgürlük düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Kardeşlerim, biz sizleri seviyoruz. Sizleri Allah için seviyoruz. Niye? Hep söyleriz. Biz Yunus'un diliyle konuşuyoruz. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Böyle de seveceğiz. Türkiye'nin terörle mücadelesinin tek bir amacı vardır. O da demokrasimizi ve refahımızı da içeren istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına almaktır. Suriye'de yaşananlara, Irak'ta yaşananlara, Mısır'da, Libya'da, Yemen'de yaşananlara bakıp da hala Türkiye'yi eleştirenler demokrasiden, özgürlükçü düşünceden nasibini almamış olanlardır. İşte bugün Doğuguta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey Batı, neredesin? O yavrucuklar, onlar nasıl şehit edildi? Hani Batı sesin çıkmıyor? Ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı, ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Terörle demokrasinin, terörle özgürlüğün, terörle zenginliğin bir arada olamayacağını görmek için daha ne yaşanması gerekir? Açıkçası bilemiyoruz. Ama biz gördüklerimizden payımıza düşen dersi çıkardık. Mücadelemizin stratejisini ona göre belirledik. Adımlarımızı da ona göre atıyoruz. Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını asla gizlemeyenler, her fırsatta ülkemize saldıranlar aynı cephede toplanmışsa sözün bittiği yere gelmişiz demektir. Ey benim Vanlı kardeşim, ey 81 vilayette yaşayan vatandaşım, eğer mazisi karanlık emperyalistlerle eli kanlı teröristler kol kola girip ülkemize karşı birleşmişlerse bize düşen bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır, hep birlikte Türkiye olmaktır. Bizim bu mücadeleyi zaferle taçlandırmaktan başka çaremiz yoktur. Bir asır önce nasıl tüm varımızı, yoğumuzu ortaya koyup büyük bir imanla Çanakkale'de düşmanı mağlup ederek Kurtuluş Savaşımızın ışığını yakmışsak bugün de yapacağımız aynısıdır. Kardeşlerim hiç endişe etmeyin. Biz hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka asla. Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden, kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok, huzur yok, gelecek yok. Bu mücadeleye diğer 80 vilayetimiz ne kadar sahip çıkıyorsa Van da o kadar sahip çıkmak zorundadır. Ülkemizin geçmişte demokrasi, özgürlükler ve ekonomi bakımından gerçekten çok sıkıntılı dönemler geçirdiği bir gerçektir.
AK Parti olarak 15 yıl önce teslim aldığımız Türkiye manzarasını hatırlıyorsunuz değil mi? Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da da anlattım. Partimizi kurduktan sonra buralardaki dostlarımıza hükümete geldiğimizde bizden ne istersiniz diye sormuştum. Aldığım cevap neydi biliyor musunuz? Olağanüstü hali kaldırın, başka bir şey istemeyiz. Bunu söylüyorlardı. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Edremit, biz de sizin yanınızdayız. Tabii o dönemin olağanüstü haliyle bugünkünün alakası yok. Şu anda özellikle hak ve özgürlükler noktasında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. O dönemdeki olağanüstü hal uygulaması ise vatandaşlarımızın günlük hayatını fevkalade olumsuz etkiliyordu. Hükümeti teslim alır almaz ilk iş 1,5 ayda olağanüstü hali kaldırdık. Daha sonra bürokratik vesayeti kırdıkça demokrasimizin güçlendirilmesi konusunda tarihi reformları ardı ardına hayata geçirdik. Özgürlük ve demokrasi çıtasını yükseltmek için neredeyse bir asırdır talep edilen ne varsa aşağı yukarı hepsini de gerçekleştirdik. Devlet güvenlik mahkemeleri gibi özel yargılama usullerini kaldırdık. İşkenceye sıfır tolerans uygulamasıyla vatandaşlarımızın onuruna, haysiyetine saygı duyan bir güvenlik anlayışını tesis ettik. Kürt kardeşlerimizin günlük hayatlarını zorlaştıran, çocuklarına isim koymaktan kamu hizmetlerinin sunumuna ne kadar yanlış uygulama varsa hepsini değiştirdik. Bunları biz yaptık. Kardeşlerim, demokrasi ve özgürlük yolculuğu elbette bitmeyecek bir süreçtir. Şartlar değiştikçe talepler ve beklentiler de mutlaka değişecektir. Ülkemizde halen kimin ne sorunu varsa, ileride kimin ne sorunu ortaya çıkacaksa, bunların hepsinin de çözümü için mücadele etmek bizim en başta gelen görevimizdir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemdeki hassasiyetlerimizde demokrasi ve özgürlük yolculuğumuz birbirinin alternatifi değildir. Tam tersine birbirinin tamamlayıcısıdır. Türkiye'nin şu anda verdiği mücadele öyle bir mücadele ki sonuçta ortaya çıkacak kâra da, zarara da, Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu, Marmara'yla, Doğu Anadolu, Ege'yle, İç Anadolu, Akdeniz bölgelerimiz aynı derecede ortaktır. Kazanırsak hep birlikte kazanacağız. Kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Bunun için mesele vatansa gerisi teferruattır diyoruz. Unutmayınız, Türkiye'ye sıkılan her kurşunun hedefi oradaki askerimiz nezdinde gerideki 81 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ülkemize karşı oynanan her oyunun hedefi üzerinde pazarlık yapılan yerle konuyla birlikte 780 bin kilometre kare vatan toprağının tamamıdır. PKK'sından FETÖ'süne ve DAEŞ'ine kadar tüm terör örgütlerinin safı bu mücadelede Türkiye düşmanlarının yanıdır. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3000 DAEŞ'liyi niçin etkisiz hale getirdiysek, Zeytin Dalı Harekatı'nda da aynı sebeple 4000 PYD'liyi etkisiz hale getirdik. FETÖ'nün yurt içindeki ve yurt dışındaki inlerine de aynı sebeple giriyoruz. Bunların hiçbirinin diğerinden farkı yok.
hepsinin ipleri aynı güçlerin elindedir. Terör örgütleri hainlikte sınır tanımadıkları gibi istismarda da ölçü tanımıyorlar. PKK yıllarca Kürt kardeşlerimizi istismar ederek kendine zemin kazanmaya çalıştı. DAEŞ, aziz dinimizin adını kullanarak İslam dünyasına gavurların asırlardır vuramadığı darbeyi vurdu. DAEŞ'in İslam'la alakası yok. Bizim dinimizle alakası yok. Bunlar tamamıyla İslam dışı, din dışı bir örgüt. Ve bize zarar veriyor. FETÖ'de milletimizin eğitim ve hayra senat gibi manevi duygularını istismar ederek yıllarca ihanetini gizledi. Ne dedik? Altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. Böyle bir şebeke. Türkiye'nin hedef alınmasının sebebi işte bu tezgahı çözmüş olmasıdır. Bunu biz bozduk. Hem kendimiz hem de Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Acem tüm kardeşlerimiz bölgemizde kurulan asrın tezgahını bozmak üzere harekete geçtik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kontrol altına aldığımız 4000 kilometre karelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk. Fırat Kalkanı ile DAEŞ'in, Zeytin Dalı ile PYD'nin maskesini düşürdük. Terör örgütlerinin maskesi düşünce arkasından kimlerin çıktığını hep birlikte görüyoruz. Çeyrek asırdır terörle mücadele bahanesiyle dünyanın altını üstüne getirenlerin, aslında terör örgütlerinin bizatihi kurucuları, hamileri, hatta yöneticileri olduğunu cümle aleme ifşa ettik. Dün Türkiye'nin devleti ve milletiyle birliğini, bütünlüğünü hedef alanlar bugün Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarının önünü kesmek için uğraşıyorlar. Yani kısacası oyunu tersine çevirdik. Ben sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Yönetimler ne kadar teslimiyetçi olursa olsun, bölgemizdeki halklar hakikatleri görmüştür. Bugün geleceğimize dünden daha ümit var bir şekilde bakıyoruz. İnşallah yarın ümitlerimizin hayata geçişine şahitlik edeceğiz. Maşallah. Maşallah. Gençler, sizler bizim yarınların ümidisiniz. Kardeşlerim, AK Parti'nin en önemli özelliklerinden biri de demokrasi ve kalkınma mücadelesini birlikte veriyor olmasıdır. Eyvallah. Eyvallah. Yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Öyle mi? Ülkemizin önünde siyasi ve diplomatik olarak hangi zorluklar olursa olsun kalkınma hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Asla geri kalmadık. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyütme başarısını İşte bu sayede gösterdik. Van'da diğer 80 vilayetimizle birlikte bu gelişmeden, bu büyümeden payına düşeni almıştır.
Gençler, bugüne kadar Van nasibine ne düştü biliyor musunuz? 22 katrilyon Van'a yatırım yaptık. 22 katrilyon. Bugüne kadar gelen hangi iktidar Van'a böyle bir yatırım yaptı? Geç. Yok. Bunu biz yaptık. Eğitimde 8.758 derslik inşa ettik. Çocuklarımızın okula gidebilmeleri için ailelerine 431 trilyon destek verdik. Yaptığımız yatırımlarla 100. yıl üniversitemizi bölgesinin ve ülkemizin önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından biri haline getirdik. Üniversite eğitimi için şehrimize gelen öğrencilerimizin barınması amacıyla 7500 yatak kapasiteli yurtları hizmete açtık. 800 yatak kapasiteli yeni yurtları da 2 yıl içinde hizmete açıyoruz. Sağlıkta 13 hastane olmak üzere 66 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Bunlar arasında 400 yataklı Van Bölge Hastanesi ile 500 yataklı Van Kalp Cerrahisi Hastanesi de bulunuyor. İnşası süren 18 sağlık tesisi arasında da 450 yataklı fizik tedavi ve psikiyatri hastaneleri bulunuyor. TOKİ vasıtasıyla değerli kardeşlerim Van'a 25 bin konut, kamu binaları, okullar, sosyal tesisler, camiler, ticaret merkezleri yaparak adeta şehrimizi yeni baştan inşa ettik. Gençler, Van'da bölünmüş yol ne kadardı biliyor musunuz? 36 kilometre. Peki biz buna ne ilave ettik? 511 kilometre daha buna bölünmüş yol ilave ettik. Ey gidi Bahçesaray ey! Kar yağdığında dünya ile ilişkisi kesilen, karlar eriyene kadar kendi dünyasına kapalın bir ilçeydi. Bak kalktı. Görüyorsunuz. Maşallah. Çileyi çeken orada. Toprak olan Bahçesaray yolunu önce genişlettik, sonra da asfaltladık. Ardından 3000 metredeki geçide 2 kilometrelik kar tüneli yapıp ilçemize 12 ay kesintisiz ulaşım sağlanabilmesini temin ettik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Gülşen, baban alkışlıyor ama sen hiç alkışladığın falan yok. Şimdi de 140 kilometrelik Van Bahçesaray yolunu Gevaş Bahçesaray bağlantılı yeni bir güzergahla kısaltıyoruz. Bu proje kapsamında 9 kilometresi tünelden oluşan 29 kilometrelik yeni bir yol yapıyoruz. Van genelinde hala 2,5 katrilyon lira yatırım bedeli olan 15 ayrı yol projesinin de inşası sürüyor. Gölün kenarında bir gemi inşa tesisi kurarak 2 modern feribotun yapımına başladık. Bunlardan 50 vagon kapasiteli Sultan Alparslan feribotu Ocak ayında hizmete girdi. İdrisi Bitlisi feribotunu ise inşallah Temmuz ayında işletmeye alıyoruz. Tatvan ve Van iskeleleriyle bağlantı yollarını yeniliyoruz. Modernize ettiğimiz Ferit Melen Havalimanı geçtiğimiz yıl 1 milyon 665 bin yolcu kapasitesine ulaştı. Hizmete aldığımız 3 baraj ve 2 gölete ilave olarak 4 barajın ve 1 göletin inşası da sürüyor. Sulama projeleriyle
337 bin dekar araziye bereket kattık. Van şehir merkeziyle Gürpınar, Edremit, Gevaş ilçelerimizin içme suyu sıkıntılarını çözdük. Şimdi de Erciş ilçe merkeziyle TOKİ konutlarına, ayrıca Kocapınar ve Çelebibağ beldelerimize kaliteli içme suyu getiriyoruz. Kardeşlerim, bugüne kadar Vanlı çiftçilerimize destek olarak ne verdik biliyor musunuz? 1,1 dikkat edin, katrilyon destek verdik. İnşallah bu hizmetleri önümüzdeki dönemde daha da ileriye taşıyacak, Van'ı daha da kalkındıracağız. Biz demokrasiye elbette saygılıyız. Ama devletin ve milletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine de göz yumamayız. Bunun için sizlere hizmet etmek yerine bölücü terör örgütünün kulu kölesi haline gelmiş olan belediye başkanlarını görevlerinden alıp yerlerine kaymakamlarımızı, valilerimizi görevlendirdik. Doğru mu? Gördüğüm kadarıyla görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız diğerlerinden çok daha maharetli, çok daha projeci, çok daha vizyoner belediye başkanları çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında değerli kardeşlerim 452 trilyonla 138 trilyon lirayla yatırım yapmışken valimizin riyasetinde 642 trilyon lira bütçeyle 369 trilyon lira yatırım yaptı. Geçtiğimiz yıl yapılan asfalt toplamı 1000 kilometreyi bularak önceki yılın iki katına çıktı. Belediyemiz tarafından caddeler ve sokaklar yenileniyor. Okullar onarılıyor. Gençlerimizi üniversiteye ve hayata hazırlayacak eğitim çalışmaları yürütülüyor. Şimdi de belediyemiz doğrudan Van Gölü'ne boşaltıldığı için ciddi bir çevre kirliliği sebebi olan atık suları arıtacak bir tesisi inşallah bu yıl şehrimize kazandırıyor. Aynı şekilde katı atıkların da işlenerek enerjiye dönüştürülmesine imkan sağlayacak bir proje bu yıl Van'da hayata geçirilecek. Van'a yakışır bir şehir meydanı kurmak için kamulaştırma dahil tüm hazırlıklar devam ediyor. Bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı geçtiğimiz ay alındı. Hatta kamuya ait binaların yıkımına şimdiden başlandı. Proje tamamlandığında Van inşallah şanına yakışır bir meydana kavuşmuş olacak. Çevre yolu, şehir stadyumu, hafif raylı sistem gibi konuları da inşallah 2019'da seçilecek yeni belediye başkanımız projelendirip süratle hayata geçirecektir. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi bu projeler içinde Van'a gereken desteği vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Değerli kardeşlerim, sizden benim son olarak isteğim şu. Evet, Mart'a 11 ayımız var. Yerel seçimler için. Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Durmak yok. Öyleyse kalkalım. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda
bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Van'ı hatırlatıyor. Bu duygularla bir kez daha her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak kardeşlerime başarılar diliyorum. Bu yarışta bayrağı devredecek arkadaşlarıma yaptıkları hizmetler için gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah.